Kolay olmadığını biz de biliyoruz, fakat şehrin ve çocuklarımızın geleceği adına bir yerlerden başlamak gerektiğini düşünenlerdeniz. Hanlar bölgesi. Nin etrafını açmak bir rüyaydı. Hem de göreve gelmiş ve aday olmuş tüm belediye başkanlarımızın hayaliydi. Fakat, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da katkısıyla zor başarıldı. Akpınar'ın, 1050 konutların dönüşümü sarpa sarmıştı ama şimdi yüklenicilerle hak sahipleri bir bir sözleşme imzalamaya başlamış sözleşme imzalayan hak sahibi sayısının 2000'e yaklaştığı söyleniyor. İmkansız gibi görünse de tüm semtler için harekete geçmek gerekiyor. Zira, depremin ne zaman geleceği bilinmiyor. Hatay, ziyareti dönüşünde uçak beklerken meslektaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile sohbet etme fırsatı bulduk. Aktaş, yeni dönemde ülke gündeminin, kentsel dönüşüm ve deprem gerçeği olacağını söylüyor. Bunun ulaşımın da önüne geçeceğinin altını çiziyor. Bu konunun zaten Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesinde de yer aldığını hatırlatıyor. Bursa da büyükşehir belediyesi olarak değişik ilçe ve semtlerde başlattıkları dönüşüm projelerinin geniş bir basın lansmanı için hazırlık yaptıklarına değinen Aktaş, Bursa olarak bu işi sıkı tutmak mecburiyetindeyiz. İstanbul'dan sonra ne İzmir ne de başka bir şehir önceliğin Bursa olacağına inanıyoruz. Bursayı rahatlatmak için depreme bir dirençli kent oluşturmak istiyoruz. Ayrıca daha düzenli ve daha planlı ve daha yaşanabilir bir kent ortaya koymak istiyoruz, diyor. Aktaş'ın yeni hedefinin ise, Bursa'nın yeni gettosu olarak gösterilen altı parmak olduğunu öğreniyoruz. Başkan Aktaş, 23 bin bağımsız konut ve iş yerinin yer aldığı altı parmak, Stadyum, Darmstej ve Fevzi Çakmak caddeleri arasındaki dev bölgeyi komple kentsel dönüşüme almayı planlıyor. Bunun kolay olmayacağını o da biliyor. Ama olası bir depremde sıkıntı bölgelerden başında buranın geldiğinin farkında. Bugün büyük bölümü Suriyeli. Sığınmacıların yerleştiği semtin dönüşümünün bu nedenle kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor. Özel sektör teşvik edildiğinde, buranın da hızlı biçimde dönüşeceğine inananlardanız. Bursa'da güçlü inşaat firmalarımız var, buraya da gerekli ilgiyi göstereceklerdir. Bursa'da Aktaş'a göre 300 bin adet bağımsız bölümün dönüşmesi ve dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor. İnşaat şirketlerimize daha çok iş var Bursa'da. Yeter ki, biz depreme yakalanmadan bunu başarmış olalım. Doğan Bey ne olur? Aktaş ile konuşurken Bursa'nın en çok konuşulan toplu konut bölgelerinden biri Doğan Bey'i de sorduk. Bir meslektaşım, eski tartışmaları hatırlatıp, buranın tıraşlanıp tıraşlanamayacağını veya komple yıkımın mümkün olup olmayacağını sordu. Başkan tıraşlamanın teknik olarak mümkün olmadığını söyledi. Konuyu Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bursa Milletvekili Mustafa Varenk ile de konuştuklarını, buranın çözümüne bakan Varank'ın da olumlu yaklaştığını dile getirdi. Bursa, için sevindirici bir gelişme. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumhanlar Bölgesi, nin etrafının açılmasına katkı sağladı. Bakan Varenk da burası için Aktaş'a destek sağlarsa niye olmasın? Akpınar sorunu çözüldü. Protokollere imza atılıyor. Bursa'nın olası bir depremde riskli olduğu bilinen bölgesi de 1050 konutlar. Buranın yerinde dönüşümü için çok çaba sarf edildi. Aktaş'ın bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut ve TOKİ ile çokça teması vardı. Sonunda Büyükşehir Belediye Meclisi NDE alınan bir kararla katsayı düşürülerek blokların yerinde dönüşümüne karar verildi. Hak sahiplerinin de yüklenicilerle kendilerinin anlaşması istendi. Bursa'nın iki büyük inşaat firması Bakgörf Akyükselen'in daire sahipleriyle tek tek protokoller imzalandığı haberini aldık. Hatta, Başkan Aktaş yanımızdan telefonda Muhammed Etkeser. Hem de Veysel Bakgöray ile yaptığı görüşmede, burada sözleşme imzalayanların sayısının 2000'e yaklaştığını öğrendik. Bölgedeki yeşil alanların altları da otopark olarak düşünülüyor. Demek ki, burada hak sahipleri ikna olmuşlar. Şimdi, hızlıca binaların yıkımı ve yenilerinin yapımına geçilecek. Aktaş'ın bu yüzden dönüşümde yeni hedef olarak kendisine altı parmak. I seçtiği anlaşılıyor. Odalarla yapılan. işbirliğine ilgi yok. Vatandaş binasının test ettirse çürük çıktığında yıkımın kaçınılmaz olduğunun farkında. Bu yüzden, riskli de olsa ücretsiz gözle kontrole sıcak bakmıyor. 6 Şubat. Depremleri sonrası Bursa'da kimi akademik odalarla Büyükşehir Belediyesi ve üniversitelerimiz arasından imzalanan protokole ilgi olmadığını görüyoruz. Nitekim, bu yöndeki soruya Başkan Aktaş, şimdiye dek binasını kontrol ettirmek için Büyükşehir. E sadece 650 başvuru geldiğini açıkladı. Bursa, için son derece düşük bir rakam. Kentin %60, tan fazlasının ruhsatsız yapılardan oluştuğu düşünüldüğünde, vatandaş ücretsiz yapılacak tespite dahi sıcak bakmıyor. Yani herkes kaderine razı.